Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Uğur Mutlu. Cebirsel ifadelerde çarpanları ayırmayla tekrardan beraberiz. Kemal ve Suzan bir çilek bahçesine toplanan çilekleri 20 kilogramlık kasalara yerleştirecektir. Toplanan çilekleri yerleştirmek için x artı 5 tane kasaya ihtiyaç vardır. Kemal toplam çilek kütlesinin 20 çarpı x artı 5 kilogram olduğunu, Suzan ise 20 x artı 100 kilogram olduğunu söylemektedir. Buna göre Kemal ve Susan'ın söylediği cebirsel ifadeler hangisinin doğru olduğunu düşününüz ve açıklayınız. Şimdi 20 çarpı x artı 5'i dağıttığımız zaman 20x artı 5 kere 20 100 olacaktır. 20x artı 100 olarak aynı ifadeyi tekabül etmiş oldu. Bir de 20 kilogramlık x artı 5 tane kasa olduğu için 20 çarpı x artı 5'i tekrar biz çarptığımız zaman 20x artı 100 olarak istenilen kasayı hem Kemal hem de Suzan doğru olarak açıklıyor. Demek ki 20x artı 100'ün tersten gittiğim zaman ortak çarpan ayırabilirim. Yani 20x artı 100'ü 20 çarpı x artı 20 çarpı 5 yapıp 20 parantezine aldığım vakit Parantez açıyorum. X kalıyor artı 5 yaptığım zaman 20 çarpı X artı 5 diyebilirim. 20 kasa X artı 5 tane kasa 20 kilogramlık çıkabilir. 8A artı 8B ifadesini çarpanlarına ayırırsak. Burada 8'ler ortaktır. 2 8'i de ortak paranteze aldığım zaman 8 çarpı A artı B olacaktır. 8AB'yi dağıttığım zaman 8A artı 8B yapabilirim. 8AB'yi 8'leri ortak parantezine alıp 8 parantezinde A artı B hem ters işlem yaparak aynı ifadelere getirebiliriz. 2 veya daha fazla terimden oluşan bir cebirsel ifadede tüm terimleri ortak çarpan çarpan olarak parantez dışına yazılır. Ortak çarpan parantez dışına alınırken çarpma işleminin dağılma özelliğinden yararlanır. 2A artı 2B ifadesinde 2 ortak çarpandır. O zaman 2A artı 2B dediğimiz 2'yi aldığımız vakit 2 dışarı yazılır. Kalanlar parantez içerisine yazılacaktır. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlara ayırırsak. 4x küp artı 8x kare artı 7x. Burada baktığımız zaman burada x'ler sadece bir tanesi ortaktır. O zaman 4x küpten bir tane x alırsak 4x kare çıkar. 8x kareden bir tane x alırsak 8x kalır. 7x'ten bir tane x alırsak 7 olarak kalacaktır. Ortak çarpan dışarıya yazıldıktan sonra kalanların hepsini parantez içerisinde yazıyoruz. 6x artı 9y ortak çarpanımız 3. 3'ü aldığımız zaman 2x artı 3y kalacaktır. Şunu söyleyebiliriz. Ben 3'ü görmedim. Nasıl göreceğim? 6x'i çarpanlarına ayırırsam 2 çarpı 3 çarpı x artı 3 çarpı 3 çarpı y şeklinde yazdık. Burada aynı terim olan ifadeleri yuvarlak için alıp parantez dışına yazıyorum ve parantezi açıyorum. Geriye ne kaldı? 2 ile x kaldı. O zaman 2x yazıyoruz. Geri işaretimi aynısı ve 3y kalmıştı. 2x artı 3y olarak karşımıza geliniyor. Mesela ç'lere baktığım zaman 8'e kare artı 12a. 8 dediğim 4 çarpı 2 çarpı a çarpı a artı 4 çarpı 3 çarpı a. Aynı ifadeleri bakıyoruz 4 var. Bakıyoruz a var. O zaman 4a parantezini alıyorum. Burada 2a kaldı. İkinci kısımda da işaretiyle beraber 3'ü alıp işlemi yapıyoruz. x küp ye kare 2x ye küp dediğimiz zaman da x'leri ayrı ayrı yazıyorum. x çarpı y kare x kare x çarpı x y kare çarpı 2 y. x y kareler ortak olduğu için dışarıya yazıyoruz. Geriye işaretlerle beraber x kare artı 2 y cevabımız çıkacaktır. 15 x küp eksi 20 x. Burada hocam ben 5 x'i direkt görmedim dediğimiz vakit. Hemen şunu yapabiliyoruz. 15 dediğimiz 3 çarpı 5 x küp dediğimiz 3 tane x'in çarpımı eksi 20 dediğimiz 4 çarpı 5 x ortak olanlar kimdir? 5'tir, x'tir, 5'tir, x'tir. O zaman 5x yazıyoruz dışarıya ve kalan 3x kare eksi 4 olarak da sonucumuz çıkacaktır. 9a kare çarpı b küp artı 18a küp b kare ifadesi. Burada ortak olan 9a kare B kare şeklinde karşımıza gelir. Kalanımız B olacaktır. Aynı şekilde 9'a kare B kare olduğu zaman kalanımız 2A olacaktır. Ortak çarpanı parantez dışına geriye kalanları parantez içine yazdığımız zaman B artı 2A ifadeyi verecektir. 3 C kare eksi 4 C küp D artı 5 C çarpı D. Burada sadece C'ler var ortak olarak görünen. O zaman C'yi parantez dışına aldığım zaman Birinci kısımda 3c kalacak. İkinci kısımda eksi 4c kare d kalacak. Üçüncü kısımda da 5d kalacaktır. 6x artı 3 cebirsel ifadesi cebir karolarını kullanarak çarpanlarına ayıralım. 6x artı 3'te x'ler ve 1'leri kullanmam gerekiyor. O zaman bununla ikisinde de 3 katı varsa 2 çarpı 3 çarpı x artı 3 çarpı 1 olduğundan Buradaki 3'ler bizim için ortaktır. Ve 3 parantezinde 2x artı 1 yazmam gerekir. Burada da 3 çarpanı 3 tane kısa çizgiyi 2x dediğimiz 2 tane uzun çizgiyi ve 1 tane kısa çizgiyi tanımlayacağı için hemen kısa ve uzunları birleştiriyoruz. Uzun uzun ve kısalar Uzun kısımlarımız bizim için xlikte 1 2 3 4 5 6 küçük karolar bire birdi 1 Bir, 6x artı 3'ü otomatikten karşımıza getirir 2x kare artı x cebirsel ifadesini cebir karoları kullanarak çarpanlarına ayıralım 2x kare dediğimiz modelde bize x kare ve de x olduğu için bir tane x lazım. 2 tane x kare ile x'i yan yana dizmem gerekiyor. Bakın x kare x kare ve bir tane x'i koydum. Çünkü zaten bu yatayda. O zaman bu kısım 2x artı 1. Bu kısım da x olarak karşıma çıktığı zaman 2x artı 1 olarak karşımıza bulunur. Burada 2 tane x kare lazım. Bir tane x lazım. Bunları birleştiriyoruz. Öylece cebir karoları otomatik cevabımız geliyor. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri ortak çarpan parantezi alarak çarpanlarına ayırınız. 4 x eksi 8. Burada 4 çarpı x eksi 2 çarpı 4 olacaktır. Demek ki ortak dediğimiz ifade 4. 4 parantezini alırsam x eksi 2 olacaktır. 3 a küp artı 6 a kare. Burada 3 a kare çarpı a artı 3 a kare çarpı 2 olması gerekiyor. 3 a kareler ortak olduğu için ortak çarpanın dışına geliyor. 3 a kare dışarıda. İçeride de parantezde a artı 2 kalacaktır. 5 x kare artı 25. 5 x kare artı 5 çarpı 5 olacak. 5'ler ortak olduğu için 5'i dışarı yazıyorum. Geriye x kare artı 5 kaldı. 4 n kare artı 24 dediğimiz zaman 4 n kare eksi 4 çarpı 6 24'ü parçaladım. Burada 4'ler ortak olduğu için 4'ü yazıyorum. Parantez açtım. n kare var. Eksi 6 olarak pardon artıymış. Artı 6 olacaktır. 2 ax 4 ay. Burada 2a ve 4'ün katı olduğu için 2ax oluyor. Artı 2a 2y diye ayırabiliyorum. 2a'lar ortak olduğu için parantezin dışına yazıyorum. Parantezi açtım. x kaldı. işaret artı ve 2y kaldı. 4x kare y küp 8x küp y kare. Baktığımız zaman küçük olan bilinmeyenlerde küçük üstü olanlar kadar alırız. Yani burada x kare varsa buradan da x kare alırım. Burada y küp y kare var y kare alırım. Burayı 4 x kare y kare y artı 4 çarpı 2 çarpı x kare x y kare yazdık. Tüm çarpanları ayırdık. Sonrasında 4'ler ortak 4'ü yazdım. x kareler ortak x kareyi yazdım. y kareler ortak y kareyi yazdım ortak kalmadığı için parantez açıyorum. Birinci kısımda y kaldı. işaretim artı. İkinci kısımda ise 2 ile x kaldı. 2x olarak yazıp parantezi kapattık. Burada ikisi eksi. Eksi b b eksi 3b olarak yazıyorum. Eksi b parantezini aldığım zaman ortaklar eksiler eksiler var. Eksi b parantezinde burada aldığım zaman sadece b kaldı. Eksiyle B'yi alınca 3'ün işareti artıya dönüştü. B artı 3 oldu. Ya da sadece B parantezini alıp eksi B eksi 3 de yazabiliriz. 5A kare artı 15A artı 20. Burada sadece 5'ler var. 5A kare artı 5 çarpı 3 A artı 5 çarpı 4. 5'leri ortaklarını alıyorum. Parantez dışına yazdım. Parantezi açtım. A kare kaldı. Artı 3A e kaldı. Artı 4 kaldı. Kamil amca bahçesinden topladı. 6x artı 12'lik kilogram portakalı 6 çocuğuna eşit bir şekilde paylaştırmak istemektedir. 6x artı 12 ifadesinin farklı çarpanları için eşitini bulunuz. Kamil amcanın paylaştırmada kullanabileceği en uygun çarpan ifadesini yazınız. 6x dediğimiz şey 6 çarpı x artı 6 çarpı 2'dir. Burada 6 parantezini aldığım zaman geriye x ve 2 kalacaktır. x artı 2 olacaktır. 6 çocuğu olduğu için 6'ya bölüyoruz. 6'yı 6'ya böldüğümüz 1 her çocuğuna x artı 2 karşımıza çıkacaktır x kare eksi 4 cebirsel ifadesi 2 kare farkını kullanarak çarpanları ayırdığımız zaman x kare eksi 4 dediğimiz x kare eksi 2'nin karesidir. 2 kare farkında daha önce de yaptığımız zaman 2'leri yok ediyoruz. x eksi 2 üstler yok oldu. Bir de artılısını yapıp x artı 2 çıkartıyorduk. 1 kare eksi 2 kare dediğimiz ifadede 1 eksi 2. terim ile 1 artı 2. terim olduğunu hatırlayalım. İki terimin kareleri farkı bu terimlerin toplamı ve farkının çarpımına eşittir. Bakın burada yaptığımız bir kare eksi iki kare dediğimiz bir farkı bir de toplamı olacaktır. B kare eksi 9 diyorsa o zaman bu ifade B kare eksi 3'ün karesidir. Bu tepedeki kareleri yok sayıyoruz ve burası B eksi 3 ile B artı 3 olarak karşımıza geliyor. Aynı şekilde 4m kare eksi 25 4m kare 2m'in parantez karesi eksi 25 dediğimiz ifadede 5'in karesi olacaktır. O zaman tepedeki ikileri yok sayarsak 2m eksi 5 ve 2m artı 5 olacaktır. 16x eksi 25x küp. Herhangi bir kareli bir ifade yok. O zaman önce x'leri paranteze almam gerekiyor. Ortaklardan azaltmam gerekiyor. x'leri parantez içerisinde aldığımız zaman 16 eksi 25 x kare olacaktır. 16 4'ün karesi 25 de 5 x'in karesi oldu. x dışarıda. 4'ün karesi eksi 5 x'in karesi dediğimiz ifade de 2 kare farkı 4 eksi 5 x de 4 artı 5 x'in ifadesidir. Başarıda da x yaptığımız zaman keyfimize Bakıyoruz. 105 kare eksi 5'in karesi. 105'in karesini ve 5'in karesini alıp çıkartmak yerine 2 kare farkını yazıyoruz. Tepedeki 2'leri unutup 1 eksi ile 1 de artılısını yaptığımız zaman 110 çarpı 100 o da bize 11.000 olarak karşımıza geliyor. x kare eksi 1 dediğimiz bu da 1'in karesidir. 1 eksilisi 1 de artılısı olacaktır. x artı bir şeklinde karşımıza çıkıyor. 9 25 a kare dediğimiz ifade 3'ün karesi eksi 5 a'nın karesi. 2 kare fark olduğu için 3 eksi 5 a 3 artı 5 a oluyor. 49 a kare dediğimiz ifade 7 a'nın parantez karesi eksi 4 b'nin parantez karesi. Yani kareleri unutuyorum. 7a eksi 4b. Bir de artılasını yapıyorum. 7a artı 4b. 16b kare dediğimiz ifade. 4b'nin karesi eksi 1'in karesi. Yani ne oluyor? 4b eksi 1 ve 4b artı 1 karşımıza çıkıyor. 64x kare kare eksi 4 a kare b kare. Buraya baktığım zaman 8 x y'nin parantez karesi eksi 2 a b'nin parantez karesi oluyor. O zaman 2 kare farkı 2 terimin karesi olduğu için kareleri unutuyorum. 8 x y eksi 2 a b bir de bu ifadenin artılısı 8 x y artı 2 a b olacaktır. 169. 13'ün karesi olduğu için. 13A'nın karesi eksi B'nin karesi. Ne yapıyoruz? Kareleri unutuyoruz. 13A eksi B. 13 A artı B oluyor. A kare eksi 4 B kare dediğimiz ifade ise A kare eksi 2 B'nin karesi A eksi 2 B A artı 2 B olacaktır. 9x kare eksi y kare dediğimiz ifadede de 3x'in karesi eksi y kare. O zaman 3x eksi y 3x artı y sonucumuz karşımızda. Buraları sayısal olarak yaptığımız zaman bakıyorum 2 kare farkı. 2 kare farkını 1 177'nin karesi sonra 77'nin karesini almak yerine hemen ne yapıyoruz? Kareleri unutuyoruz. 177 eksi 77 bir de 177 artı 77 diyoruz. 177'den 77 çıkarsa 100 177 ile 77'yi toplarsak 254 çarptığımız zaman da burayı 25400 karşımıza cevap çıkar. 178 eksi 22 178 artı 22 178'den 22 çıktı 156 178 artı 22 200 156 çarpı 200 dediğimiz zaman 31.200 karşımıza geçecektir. 155 ve 55'in karesine baktığım zaman 155 eksi 55 yani 100 etti. 155 artı 55 210 etti. Çarpıldığı zaman 21.000 elde ediyoruz. 83 eksi 17 ve 83 artı 17. 83'ten 17 çıkarsa 66 83 10'u daha 100 çarpıldığı zaman 6600 karşımızda cevabımız. 20 a kare eksi 180 dediğimiz zaman burada 20'ler fazla tam kare olmadığı için birinci terim 20 parantezin alıyorum. a kare eksi 9 oldu. Bu a kare eksi 9 dediğimiz 3'ün karesiydi. O zaman 20 çarpı a eksi 3 ve A artı 3 olarak karşımızda. A üzeri 5 eksi A üzeri küp B kare. A üzeri 3 parantezini alıyorum. A kare eksi B kare oldu. Şimdi 2 kare farkı oldu. A üzeri 3 dışarıda. A eksi B ve A artı B sonucumuz oldu. 3x kare 75x 3x parantezini alsak x eksi 25 Burada ikincisi tam kare ama burası değil. Biraz daha zorlayalım. 3x bu kök x'in karesi. Eksi 5'in karesi diyelim. O zaman burada 3x parantezinde kök x eksi 5 ve kök x artı 5 yazabiliriz. B küp eksi b B parantezini aldığımız zaman B kare eksi 1 oldu. Bu da 1'in karesi. Demek ki b çarpı b eksi 1 b artı 1 ile ifadeyi bitirebiliyoruz. x kare artı 10 x artı 25 cebirsel ifadesini çarpanlarına ayıralım. x kare x'in karesidir. 25'te 5'in karesidir. Eğer bu ikisinin çarpımının iki katı ortayı veriyorsa bizim için tam kare olacaktır. x kare artı 2 x artı y kare veya x kare eksi 2 x'ye artı y kare biçimindeki tam kare ifadelerin çarpanları ayrılmasında a artı b'nin karesi a kare artı 2 ab artı b kare ve a eksi b'nin karesi a kare eksi 2 ab artı b kare özdeşliklerinden yararlanılacaktır. 9 a kare artı eksi 12 a artı 4 ifadesinde. Öncelikle neye bakıyoruz? 9 a kare neyin karesi? 3 a'nın. 4 neyin karesi? 2'nin. Eğer 3 a ile 2'nin çarpımının 2 katı eğer ortayı veriyorsa biz buna ortadaki işaretle 3 a eksi 2 çarpı 3 a eksi 2 ya da 3 a eksi 2'nin karesi diyebiliyoruz. 4 x kare 2 x'in karesi 9 3'ün karesi. İkisinin çarpımının 2 iki katı 12'yi veriyor. O zaman 2x artı 3'ün karesi olacaktır. 4 x kare 2 x'in 25 y kare 5 y'nin ise 5 ile 2'yi çarptık 10. 2 katı 20'yi verdiği için 2 x artı 5 y'nin karesi olacaktır. 4 karenin 2 a'dır. 1 dediğimiz 1'dir. 2 a ile 1'i çarpıp 2 katını alırsam 4 a oluyor. O zaman bu işareti araya geçiriyoruz. 2A eksi 1'in parantez karesi karşımıza çıkar. X artı Y 15 X çarpı Y 27 X kare artı Y kare nedir? Diyoruz. Şimdi X artı Y burada ve kareleri istediği için her iki tarafın karesini alıyoruz. X artı Y'nin karesi eşittir. 15'in karesi. Birinci terimin karesi Birinci ile ikincinin iki katı artı ikincinin karesi eşittir 225. X çarpı 27 idi. Yani şurası 27 çarpı 2 54 olacak. Bu 54'ü bu tarafa eksi olarak attığımız zaman x kare artı y kare bizim için 171 olarak karşımıza gelir. x kare artı 6x artı 9 çarpanlarını ayırdığımız zaman al 9 3'ün x kare x'in 3 ile x'i çarptığım zaman 2 katı 6x olduğu için bu demektir x artı 3 de x artı 3'ün çarpımıdır. 25 5x'in burası da 4y'nin karesi. 5 de 4'ü çarptığından 20 2 katı ortayı veriyor. O zaman 5x artı 4y'nin parantez karesi olacaktır. 4y'nin karesi 2y 25'te 5. 5'te 2'yi çarparsam 10. 2 katı 20 oldu. Yani ne olacaktır? 2y 5'in parantez karesi oldu. Burası 4'ün, burası da 3x'in karesi. 3 ile 4'ün çarpımı 12, 2 katı 24. O zaman 4 3x'in parantez karesi olacak işaret eksi olduğu için arada eksi olması gerekiyor. Burası 5A'nın burası da 1'in karesi. 5A ile 1'i çarpıp 2 katı eksi 10 ettiği için 5A 1'in parantez karesi aradaki işaret eksi olduğu için eksi koyuyoruz. Burası 1'in karesi burası da M'in karesi. M ile 1'i çarpıp 2 katı 2 M ettiği için 1 eksi M'in parantez karesi olacaktır. A kare eksi 6 AB artı 9 B kare. Burası 3 B'nin burası da A'nın karesi. A ile 3'ü B'yi çarptığım zaman 3 AB 2 katı ortayı verdi. O zaman A eksi 3 B'nin parantez karesi oldu. Burası X'in burası 5 Y'nin karesi. 5 Y ile X'i çarpıp 2 katını alınca ortayı verdiği için X artı 5 Y'nin parantez karesi olarak karşımıza gelir ifadeleri tam kare olabilmesi için boş kutulara yerleştirelim. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı. 2a 2 kaldı. ikincinin karesi 4 olacaktır. Burası 3a burası 4b. 3 ile 4'ü çarpıp 2 katını almam gerekiyor. 12'den 24 etti. Buranın 24 olması gerekiyor. 6x'ye 3'ye 2'yi çarparsam 6. O zaman buraya x kare kalacak. 16 m kare yani 4 m'in 4 m ile 1'i çarparsam 4, 2 katı 8 oldu. Burası 2'ye 2 ile neyi çarpar 2 katını alırsam 12 olacak. 3 olması gerekiyor. Yani 3'ün karesi 9 olacaktır. 8x'in karesi. Burası da 2 çarpı 8 çarpı x. Acaba ne gelmesi gerekiyor? 2 kere 8. Bir de buraya 3 olması gerekiyor. Demek ki burası 3'ün karesi. Yani 9 olacak. Yanda kutu içerisinde yer alan cebirsel ifadenin çarpanlarını bulunuz. 36x kare dediğimiz 6x'in parantez karesi 5'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 5 oluyor. Demek ki bu 6x ile 5'in parantez karesi ya da 6x 5 de 6x eksi 5'in çarpımı olacak. Yandaki kutular içinde bulunan ifadeler 2 kare farkı açılımını olabilecek şekilde iki ölü olarak seçilirse hangi kutu boşta kalır? 1 eksili bir artılı yapıyorduk. 2x eksi 1'e bakıyorum. 2x artı 1 mi var mı? Var. Demek ki birinci kutuyla 5. kutu bizim 2x eksi 1 ile 2x artı 1 çarpımı olacaktır. Yani 2x'in karesi 4x kare eksi 1 oldu. 4 artı x 4'lü bir şey yok. O zaman 3. kutuyla 4. kutu var. x artı 8 ile x eksi 8. Bu da bize x kare eksi 64'ü verecek. Kim boşta kaldı? 3. kutu alındı. İkinci kutu boşta. 4x dediğimiz ifade. Alanı 4x kare artı 12x artı 9 birim kare olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğu kaçtır? diyor. 4x 2x'in karesidir. 9 3'ün karesidir. Bu ikisini çarpıp iki katını aldığımız zaman ortayı verdiği için 2x 3'ün parantez karesi olacak. Aradaki işaret artı olduğu için Araya artı koyuyoruz. Demek ki bir karenin kenarı 2x artı 3. Burası da 2x artı 3 olacaktır. 20x küp eksi 25x eşittir. 5x a olduğuna göre a yerine gelmesi gereken ifadeyi bulunuz. Burada 20 olduğu için 5x parantezini alıyorum. 4x kare eksi 5x kaldı. Burası da 5x çarpı a. 5xler aynı olduğu için, bunları dikkate almıyoruz. O zaman a yerine 4x kare eksi 5 kalacaktır. Şöyle düzeltelim. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben Uğur Mutlu. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.